Öğrencimizin adı Büşra Ulusoy, Beşinci sınıf öğrencisi. Sizin konferansınızı dinledikten sonra bu maili yazmaya karar vermiş. En çok incelediği ve merak ettiği organ beyin. İlgi alanı doktorlukmuş. Hatta daha da önemlisi insan vücudu ve beyinden dolayı doktorluk ilgi alanına giriyormuş ve büyüyünce çaresi olmadığını düşünülen hastalıkları çare bulmak istiyorum niyetiyle bu maille giriş yapmış. İşte Şimdi hocam 10 sorumuz var. Yetiştirebildiğimiz hızla başlayabiliriz. Bu arada Hayır, maşallah. hazır mıyız hocam? Öğrendiğimiz bilgiler sinir hücrelerinde nasıl kalır? Vay! Arkadaş işte bu. Şimdi tabii ki sorular 5. sınıfta bir arkadaşımızdan geliyor. Öncelikle ben sorulara hızlı bir göz atmıştım. Öncelikle bu konunun o yaşta bir kardeşimiz tarafından bu kadar yakın takip edilip, bu kadar anlaşılır bir şekilde kavranması ve Hakikaten tıp fakültesinde bize sorulan sorular ayarında sorular gelmesi önceki çok önemli. Buradan Büşra'yı Kocaman öpüyorum. Harika bir iş çıkarmış. Sorularda da tabii vereceğim cevaplar daha böyle o yaştaki öğrencilerimizin ilgisini çekebilecek düzeyde olmasına gayret edeceğim. Tabii bu arada yani işin nasıl diyelim biraz daha ileri düzeyine belki değinebiliriz ama önceliğim tabii ki genç arkadaşlarımızın anlayabileceği bir düzeyde olmasına dikkat etmeye çalışacağım. E, yeni öğrendiğimiz bilgiler sinir hücrelerinde nasıl kalır? Bu, şu Büşra'nın bu sorusunun ilk cevabı hayal kırıcı bir şekilde. Öğrendiğimiz bilgilerin sinir hücrelerinde kalıp kalmadığını bilmiyoruz. Nerede kaydedildiğini de bilmiyoruz. Formatı hakkında pek bir bilgimiz yok. Yani ne şekilde nereye kaydedildiği henüz açık değil. Bu konuda yapılan bütün çalışmalar maalesef bizi henüz eli boş bırakıyor. Böyle net bir bilgi vermiyor. Fakat bildiğimiz bazı şeyler var. Birincisi 1960-70'lerden beri yapılan çalışmalarda özellikle tabii daha basit omurgasız canlılarda mesela yassı kurtlarda falan yaptığımız çalışmalarda bu canlılara bir şey öğrettiğiniz zaman o canlıların beyinlerindeki hücrelerde ya da sinir sistemlerinde ürettikleri proteinlerin şekillerinin değiştiğini biliyoruz. Bu proteinleri üreten ne kadar 5. sınıfta anlatılıyor bilmiyorum ama işte DNA'mızdaki kodlar, o kodlardan yapılan mRNA diye bazı moleküller, bu RNA'ların üretimine yardım ettiği proteinler öğrenmeye bağlı olarak şekli değişiyor ve mesela şöyle ilginç deneyler var. Planarya dediğimiz yassı kurtçuklara bir şeyler öğretiliyor. Sonra bu kurtçuklar küçük parçalara ayrılıp diğer kurtçuklara yediriliyor. Bunu yiyen yeni kurtçuklarda o testi sanki almışlar, öğrenmişler gibi. Öğrenilmiş davranışlar sergileyebiliyorlar. O yüzden burada bize tabii ilk düşündüren şey nedir? Bir protein şeklinde mi acaba ya da işte bir DNA, RNA gibi bir molekül şeklinde mi acaba bilgi depolanıyor diye böyle bir soru oluşturmuş. Fakat beyindeki neredeyse bütün proteinlerin, hatta vücuttaki bütün proteinlerin listesini kabaca bilmemize rağmen hangi proteinin ne tarz bilgi kodlarına dair hala bir adım yok yol gidebilmiş değiliz. Dolayısıyla bilgi kodlaması sadece böyle yeni protein yapımı ile ilgili olsaydı beynimiz trilyonlarca proteinle dolması gerekirdi. Çünkü trilyonlarca anımız var gerçekten. Bir sürü isim, yer, sahne, renk, şekil, duygusal anı bir sürü şey hatırlıyoruz. Dolayısıyla muhtemelen sadece bunlardan ibaret değil. Ama 1990'lar ve 2000'lerden sonra özellikle sinir sisteminde bilginin nasıl tutulduğuna dair yapılan, beyni de daha büyük çapta inceleyen çalışmalar bize ilginç bir şeyler gösterdi. Bugün genel olarak birçok sinir bilimci beynimizin bilgileri tuttuğunu düşünüyor. Yani bilgiler beynin içinde bir yerde diye düşünüyorlar. Fakat bu yerel olarak beynin herhangi bir yerinde olmaktan ziyade elektrik akımlarının dansı ya da örüntüsü onların oluşturduğu bir anafor gibi beynin içerisinde birbiri içine geçmiş elektriksel örüntüler şeklinde kaydedildiğini düşünüyorlar. Bu özellikle tabii 1960-70'li yıllardan sonra bizim fizik alanında adına kaos teorisi dediğimiz bir şeyin geliştirilmesiyle ve bu alandan çıkan yeni bilgilerle çok alakalı. Belli matematiksel ölçümler ve analiz teknikleriyle beyin dalgalarını, bir şey öğrenmeden önce ve öğrendikten sonra beyinlerin bu elektriksel davranışlarını detaylı olarak inceleyen, başta Amerikalı Morgan Freeman olmak üzere birçok araştırmacı, bu arada Morgan değil, Morgan Freeman bir aktör, Walter Freeman efendim kendisi. Hatta Walter J. Freeman, Morgan Freeman beni andı bu arada. <laughs> Aygılar sunuyorum kendisine bu. <laughs> Sesimi de onun gibi yapamam ama keşke öyle sesim olsa. Ne soruyorum Morgan. olurdu biliyor musun? Neyse Morgan'a gitti artık. Walter Freeman mesela tavşanlara kokular öğretmiş mesela bir laboratuvarda yetişen böyle laboratuvar dışında pek koku yaranıyla karşılaşmayan tavşanları almış. Onları önce mesela A kokusu diyebileceğimiz atıyorum işte Yasemin kokusu gibi bir şey koklatmış. Sonra onların beyninin bir parçası olan ön koku bölgesinden elektriksel kayıtlar almış. Acaba bu A kokusuna beyin nasıl cevap veriyor diye. O nöronların elektriksel dansını çok özel kayıt teknikleriyle 1990'larda bilgisayara kaydetmiş ve böyle onları görsel bir hale getirmiş. Sonra bir B kokusu vermiş bu hayvanlara. Başka bir koku yani o kokunun farklı bir elektriksel dans ürettiğini görmüş. Fakat sonra ilginç bir şey görmüş. A kokusundan sonra B kokusu koklatırsan tekrar A kokusu koklattığında A kokusuna ait örüntünün şeklin değiştiğini görmüş. Ama A kokusunu defaatle koklatıp arada B kokusu vermezsen yani farklı bir koku vermezsen hayvanların beyinlerinin ona hep aynı örüntü dansıyla karşılık verdiğini görmüş. Bu da daha sonra birçok çalışmayla gösterildiği gibi şunu aslında öneriyor bize. Yeni öğrendiğimiz bir şeyler beynimizde eski öğrendiğimiz şeylerin de kalıplarını değiştiriyor. Her öğrendiğimizde aslında beynimizin sadece şekli değişmekle kalmıyor içeriği de değişiyor. Büşra hatırladığı anılara baksın. O anılarını 20 yıl sonra başka hatırlayacak. O yüzden onların kıymetini misin? Arada bir sürü şey öğrenecek çünkü. Tam olarak ikinci soruda buydu. Hocam bizim yaşadığımız anılar beyne nasıl kaydediliyor? Hemen <laughs> üstüne birleştirelim diye. Aynen öyle. Da i̇şte, sorulara. Bu arada hala tekrar baştan hatırlıyorum. Bilmiyoruz ama en kuvvetli zannımız şu. Elimizdeki bilgilere baktığımızda. işte beynimizdeki <laughs> elektriksel örüntüler beynimizde dolaşırken onlar bir hafıza temsil ediyorlar. En önemli hani elektriksel bilimsel üretiyle olduğunu en önemli kanıtlarından biri şu. Birçok deneyde mesela deney hayvanlarının beyinlerinin çeşitli bölgelerine hasar verilir ve o hasarların ne etki yaptığı anlaşılmaya çalışılır. Tabii şu anda çok yapılmıyor ama eskiden böyle çalışmalar. Biz beyni yeni öğrenirken çok yapılan çalışmalardı. Ve o çalışmalardan bazılarında beynin %80'ine, %90'ına hasar verilen çalışmalar var. Fakat bu kadar çok beyni hasar vermenize rağmen hayvanın mesela hafızası etkilenmeyebiliyor. Yani hayvan öğrendiklerini hatırlayabiliyor. Yine benzer şekilde insanlarda çok yaygın beyin hasarlarında belirgin hafıza hafıza kayıpları göremediğimiz durumlar oluyor. Göremediğimiz derken bu tabii iyi bir şey ama yani normalde beyin hafızanın yeri diye düşününce hani beyin hasar görünce hafıza gider diye bekleriz. Zira biz Türk filmleriyle büyümüş çocuklarız. Böyle kafayı arabanın kaputuna çarpınca kör olan, kafasına kuş kaka yapınca gözü açılan falan tipleri şey yapıyoruz biliyorsunuz. Hani ama öyle olmuyor gerçek hayatta. Beyindeki hasarlar doğrudan böyle bir şeye sebep olmuyor gibi. Hani hafıza kaybına sebep olmuyor gibi. Bu işte elektriksel dans elektriksel örüntü meselesiyle ilgili olarak yaptığımız çalışmaları da topla beynin bir hologram gibi derler ona literatürde. Hologram özel bir film biçimidir mesela. Beynin küçük ve büyük ölçekli devreleri yani beynin küçük yerlerinde beraber çalışan hücrelerden oluşan küçük küçük devreler ve uzak yerindeki hücreleri birbirine bağlayan büyük devrelerin birbirine benzer örüntüleri böyle küçüklü büyüklü devamlı döndürdüğünü düşünüyoruz. Bu döndürme şu anlama geliyor. Beynin küçük yerlerinde o eski hafızalarımızın küçük kopyaları var gibi büyük alanlarda ise büyük büyük kopyaları var. Büyük kopyaların biraz daha fazla detay içerdiğini düşünebilirsiniz. Yani daha detaylı hatırlamamızı sağlayan kısımlar orada. Küçük kopyalar ise anılarla ilgili daha ziyade böyle belli başlı kısımları depoluyor. Biz sonra hatırlarken aradaki detayları aslında kafamızdan uydurarak tamamlıyoruz. Yani hatırlama dediğimiz şey aslında birkaç ipucunu hatırlayıp onların arasında tekrar hikaye yazmaktan ibaret. Bu arada insanlar komaya girseler bile, bilinçlerini kaybedip uzun süre komada kalsalar bile bu sırada beyinlerinden aktivite kaydettiğinizde bu dalgaların devam ettiğini görüyorsunuz. Ve bu da işte mesela diyelim bazen yıllar süren komalardan çıkan insanların koma zamanını genelde hatırlamayıp komadan önceki hafıza Hastalarını gayet rahat hatırlayabilmelerini bize açıklıyor. Çünkü o sırada ciddi beyin hasarları olabiliyor, bir sürü komplikasyon dediğimiz sıkıntılar çıkabiliyor, işte oksijen kesiliyor, şu bu falan filan. Ama ona rağmen o elektriksel örüntüler muhtemelen bizim hatırlamamızı, yani bilgilerimizi kaybetmememizi sağlıyor. Zaten ne zaman ki o dalgalar, o elektriksel danslar duruyor, o zaman klinikte buna beyin ölümü deniyor ve ondan sonra o hastaların bir daha hayata dönmesi mümkün olmuyor. Beyin ölümü ölümün kesin teşhis edildiği an olarak bilinir. Dolayısıyla o zamana kadar hastaların tekrar her zaman hayata dönüp her şeyi hatırlama fonksiyon verme imkanları var. Dolayısıyla buradan da anladığımız kadarıyla mevzu biraz elektrikle ilgili. Bu arada beynimizin bağlantılarının her an değiştiğini, beynimizin şeklinin her an değiştiğini ve birkaç senede bir aslında daha önceki beynimizle alakasız yeni bir beyne sahip olduğumuzu unutmayalım. Birçok tabii hücresi sabit duruyor ama onların arasındaki hatlar, bağlantılar bu bilgisayar içindeki kablolar ya da işte elektrik hatları gibi düşün. Onlar bizim beynimizde devamlı değişiyorlar zaten. Ve bu kadar değişen bir beyinde sabit hatıralar olması da beynin yapısını ...aslında bağımsız bir şey olması gerektiğini düşündürüyor bize. Ama Büşra bir nörobilimci olduğunda bu konunun sırrını daha iyi çözer gibi geldi bana. Bu yaşta bu soruları ben soraydım şimdi ne yapardım bilmiyorum yani. Hocam Büşra ve Büşra gibi düşünen tüm gençler diyelim. Onları da bu düreye dahil öyle. edelim. A aynen öyle. Büşra'nın nezdinde hepsine sevgilerimi yolluyorum. Büşra'nın da bir arkadaşları var. Aynı şekilde düşünen ve bize eminim bundan sonra daha sık mail atacak kişiler de gençler de var. Devam etmeden önce tek bir şey ekleyeyim hocam bu anılara dair olarak. Hatta yeni okudum bir araştırmada da özellikle bu pandemi döneminde travma çalışmaya çok başladık ya. Bu pandeminin yarattığı toplumsal travmalardan dolayı da. Şunu hatırlamak gerekir. İnsanlarla girdiğimiz diyaloglar aslında bu dönemdeki en çok travma yaşama sebeplerimizden biri de bu. Olayları travmatik algılamamızın sebeplerinden biri de bu. Çünkü travmaların en iyi iyileştiricisi kurulan kişiler arası diyaloglar. Temas. Çünkü bu dönemde yani kişiler arası kurduğumuz temaslarda sizin dediğiniz gibi şekli neden değişiyor? Ve iyileşmeye çok yardımcı olan bir aktivite gerçekleşirken Aynen. biz bu pandemi döneminde çok uzağız birbirimizden ve yaşanan her şey bize daha travmatik etki ediyor. İnşallah kavuştuğumuzda artık hep birlikte i̇şte biz de azal biraz buralarda daha onu biraz kompanse etmeye çalışıyoruz. Açık böyle evet. en azından bir yüz görsün insanlar, bir sohbet, muhabbet olsun, sorulara cevap verirsin falan. Ee, i̇nşallah evet. başarılı oluyordur.